Arkadaşlar merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Baran Özcan, sizler de Baran Özcan'ı değerli kripto para yatırımcıları. Bugün sizlerle birlikte 2023 veya 2025, 3 ila 5 yıllık bir uzun vadede gerçekten çok güzel potansiyel sergileyebilecek, belki de hayallerimizi tamamıyla gerçekleştirebilecek uzun vade altcoin sepeti yapacağız. Bu coinleri nereden alabileceğinizi hepsini sizlere aktaracağım. Sizlere kalan kısım ise arkanıza yaslanıp acaba bu benim sepetimde var mı? Aa, ben bunu yeni öğrendim. Bunu da artık sepete düşünebilmeliyim demek dostlarım. Öncelikle hemen bir yasal uyarı yapmak istiyorum. Dostlarım, bu videoda anlattığım coinler, tokenlar benim değil. Yani bunların CEO'su ben değilim. O yüzden bunlar bir yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilmemektedir. Sadece benim öngörülerim, analizlerim ve bilgim doğrultusunda oluşturulmuştur. Almak zorunda değilsiniz. Aldıktan sonra zengin oldum veya zengin olmadım gibi muhabbetler de gerçekten çok saçma oluyor. Ve altını da çizmek istiyorum. Kısa vadede bu coinlerden kar gütmek isteyenler zaten yatırım yapmasınlar. Bunlar tamamıyla uzun vadede gerçekten sağlam potansiyel sergileyebilecek altcoinler arkadaşlar. Lafı fazla uzatmak istemiyorum. Bu coinleri tek tek anlatacağım sizlere. Projeleriyle birlikte anlatacağım ki daha iyi anlayın. Ya bu coin nedir? Niye çıkmış? Ne zaman çıkmış? Amacı nedir? Bunların hepsini birazdan anlatacağım ve aktaracağım sizlere. Analizlerimize geçmeden hemen önce kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Bildiğiniz üzere 1-1,5 yıldır YouTube'da düzenli bir şekilde analizcilik yapmaktayım. Ay gelmiş, boğa gelmiş, yaz gelmiş, kış gelmiş, bizlere fark etmez. Rabbim sağlık verdiği sürece her zaman ekran karşısında olacağız dostlarım. Bir de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Temmuz'da altcoin sepet oluşturmuştum. 4 adet coin paylaşmıştım. FED, BNB, Ethereum Classic ve Pundix arkadaşlar. Bu dördünün sadece tek biri haber yaptı. Bu da Pundix. Bu da güne %17'lik bir yükseliş sergiledi. Ona da cüzdanları kontrol etmeyi unutmayınız. Gelelim şu uzun vadede bizleri gerçekten zengin edebilecek potansiyel olan coinleri tek tek anlatmaya. Anlatımıma geçmeden önce ben şu uyarıyı da yapayım. Çünkü bununla ilgili çok soru gelecek. Hocam şu kötü bir coin mi? Hocam bu zengin etmez mi? Hocam daha önce uzun vadede bunu paylaşmıştınız. Tamam, doğrudur. Uzun vadede onu paylaştıysam hala görüşlerim geçerlidir. Ben bir coin'e bir hedef verdiysem ne olursa olsun o hedef benim için geçerlidir. Zaten ben zor zamanları da düşünerek o grafikleri çiziyorum. O yüzden bunları yazmayın. Şimdi daha önce bir uzun vade sepet yaptık, bir daha hiç yapmayacağımız anlamına gelmiyor. Bu yeni bir sepet. Ha, bazı coinler yine buranın içerisinde olabilir. Olay yeni abonelerimize özel olsun arkadaşlar. Lafı fazla uzatmayalım. Şimdi yine alta yazacaksın daha fazla uzatmayalım diyerek yine bir 3 dakikamızı yedin diye. Hakkınızı helal edin sizler de artık dostlarım. Özledim sizleri de. Şöyle bir gelelim. Listemizin birinci sırasında BitG coin var arkadaşlar. BitG. Bunu hemen aklınıza gelecek ilk soru. BitG'ye nereden erişebilirim? BitG'ye kendi platform üzerinden erişebilirsiniz. BitG.com kendi arkadaşlar Türk bir borsadır. Ve üssü Muğla'dadır arkadaşlar. Ve BitG de bu borsanın kendi coin'idir. Ben aşağıya açıklama kısmına da yorum kısmına da BitG referans kodumu paylaşacağım. Referans kodumla yorursanız %20 ya da %25 yanlış hatırlamıyor isem komisyon indiriminden faydalanıyorsunuz. Muhakkak komisyon indiriminden faydalanın. Çünkü BitG borsası çok fazla komisyon alıyor. Bu linkten yorursanız daha kârlı olursunuz arkadaşlar. BitG benim gözümde uzun vadede gerçekten zengin edebilecek potansiyelde bir coin. Şu anda sanırım 0.35'lerde, 0.35 kuruşlarda Türk lirası olarak. Ben bunu ilk anlattığımda 0.15'lerde, 0.20'lerdeydi. Ve hala üstüne basarak anlatıyorum. Şimdi geçen canlı yayın yaparken bir memur hanım sanırım şunu yazmıştı. Ben memur maaşımın işte her ay ayın 15'inde memur maaşı alıyor memurlar. Ayın 16'sında böyle 100 liralık, 200 liralık her ay düzenli bir şekilde yatırım yapabileceğim neler var demişti. Mesela benim gözümde BitG buna çok uygun bir coin. Bunu yatırım tavsiyesi olarak düşünmeyin. Ben bunu yapıyorum arkadaşlar. Şöyle örnek veriyorum. Bir restoranta gittim. Bir yemek yedim. Hesap 200 lira geldiğini varsayın. İşte 190 lira geldi. Ben 200 lira verdim. 10 lira kaldı. 10 lira ben kaldırıp BitG'ye atıyorum. Böyle de bir psikoloji bozukluğu oluştu bende. BitG çünkü adet arttırmaya çalışıyorum sürekli. Böyle markete gidiyorum. Para üstlerine kumbara yatmak ya da onları buraya bırakmak yerine. Onlarla arkadaşlar BitG alıyorum. Şu anda BitG borsasında 100 adet alabiliyorsunuz minimum. Şu anda 37 kuruş olduğunu varsayarsak işte şöyle baktığımızda 50 liralık 40 liralık bir yatırımda 100 adet BitG alabiliyorsunuz arkadaşlar. Önemli olan nokta kaç kuruştan girdiğiniz değil. 5 liraya alınan BitG ucuzdur. Benim gözümde 6 liraya alınan BitG de benim gözümde ucuz bir coindir arkadaşlar. BitG'ye benim hedefim şöyle bir 2025 yılına kadar 10 TL olması. Ki şu anda 10 TL olması demek de gerçekten çok ciddi bir yükseliş sergilemesi demek. Ha, bu sizlere hayal gelebilir. Ya o kadar
yükselir mi? Şu anda 0.35 kuruş 10 lira olması demek, kaç kat artması demek vesaire vesaire. Ben bu sene içerisinde Bittorrent'i söylemiştim. %7000 artmıştı. Ona da hayal demiştiniz. Hayalleri de gerçekleştirdik arkadaşlar. Bizim amaçlarımız zaten hayalleri gerçeğe dönüştürebilmek için buradayız. Yoksa hayal satmak herkesin işi. Hayalleri gerçeğe dönüştürebilmek ise herkesin işi değil, her kişinin işidir arkadaşlar. O yüzden doğru yerde olduğunuzda unutmayınız. Bitçi'yi bu yüzden seviyorum. Projesine biraz değinmek istiyorum. Globalde bildiğiniz üzere sporla ilgilenen CHZ var. Giliz arkadaşlar. Ve Sosyes'te bunu bildiğiniz üzere ön satışlara, airdroplara dağıttığı kendi web site arkadaşlar. Bir de Giliz.net var kendi web site'ları. CHZ arkadaşlar hem web site üzerinden hem sosyal üzerinden, onlara da birazdan geleceğim. CHZ'yi de bu sohbet içerisinde dahil ettim çünkü. CHZ globalde spor üzerine ilgilenen bir coin arkadaşlar. Nedir? Barcelona ile ilgilenir, Real Madrid ile ilgilenir, Juventus ile ilgilenir veya bunların tokenlarını çıkartır, bunları çıkartan CHZ'dir arkadaşlar. Bu globaldeki sporla ilgilenen coinken arkadaşlar Bitci'de yerlideki yerli sporla ilgilenen bir kripto para birimidir. Şu anda Türkiye ile ilgili sporlarda ilgileniyor ve lakin Bitci'nin şöyle bir alternatif var. Basketbolla da ilgileniyor. F1 Formula ile de ilgileniyor. Hatta Bitci'nin önemli bir haberi de F1 Formula 1 ile anlaşma yapmıştı. O ara bayağı bir duyulmuştu. Çok ciddi yükselişler de sergilemişti. 0.90'lara, 0.90 kuruşlara kadar çıktı. Olmuştu bu sezonunda. Bitci şu anda benim gözümde henüz değerlendirmemiş bir arkadaşlar. Petroldür. Bu petrolü alıp işlemek sizlerin elinde. Ben Bitci'yi böyle elimden geldiğince sürekli yatırım yaparak adet arttırıyorum. İşte nedir? Bizim bildiğiniz üzere komisyon gelirlerimiz var. İşte siteler üzerinden her YouTuber'ın referans kodundan üye olduğunuzda hem siz kazanıyorsunuz hem de biz referans kodu olarak kazanıyoruz. Ben hem oradan gelen gelirleri yapıyorum hem böyle küçük margin işlemler açıyorum ara sıra. Örnek veriyorum %5'lik bir kar. Bunu direkt ben Bitci'ye çekip Bitci adetimi arttırıyorum. Böyle düzenli olarak Bitci'yi gerçekten kasmaya çalışıyorum yani uzun vadede. Sürekli alıyorum. Fiyatına inanın hiç bakmıyorum. Kaç tane aldığımın ortalamamın kaç olduğunu bile bilmiyorum. Elimde adete bakıyorum ben. Çünkü yörüngem belli. 2025 yılında 10 liradan satmayı hedef diyorum. Bir bakarsınız 100 lira bile olabilir. Bir bakarsınız 5 lira bile olabilir arkadaşlar. Tabii ki de bu hedef net tutacak diye bir şey yok. Ben 10 lira derim. Bir bakarsınız 1000 lira olur. Ya da bir Bitcoin olur artık. Bilemezsiniz. Sadece projesi, hacmi buna elverişli olduğunu unutmayın arkadaşlar. Bunu söylemek istedim sizlere. Bitci nasıl yazıldığını da hemen telaffuz etmek istiyorum. Bursa'nın B'si. İzmir'in Bursa, İzmir, Trabzon, Ceyhan İzmir arkadaşlar. Bitci zaten açıklama kısmına ve yorum kısmına da onunla ilgili referans kodunu paylaşacağım. O borsa üzerinden yatırım yapabiliyorsunuz. Türk bankalarıyla yatırım yapabiliyorsunuz bu arada. Kendi bankanızdan direktmen oraya para gönderip oradan direktmen arkadaşlar TL olarak alabiliyorsunuz. Hiç USD ile de uğraşmıyorsunuz. Direkt TL olarak alım yapabiliyorsunuz. Şimdi Bitci'yi anlattım, bu bir. Bir de CHZ'ye değinmiştim. CHZ'de bu sohbetimizin içerisinde var olduğu için. Bir de CHZ'den bahsetmek istiyorum. CHZ'de bildiğiniz üzere sanırım YouTube'da en manyağı olan benim arkadaşlar CHZ'nin. Hemen hemen her videolarında CHZ'yi anlatırım. CHZ'yi sürekli sizlere gerçekten her sefette bulunması gerektiğini de söylerim. CHZ benim coin'im değil. Ben CHZ üzerinden anlaşmam yok, bir reklamım yok. Sahibiyle daha önce hiçbir diyalogum yok ama gerçekten projeyi keşfeden bir insanım. Daha önce BTT'yi keşfettiğimiz gibi, daha önce Win'i kimse bilmezken keşfettiğimiz gibi, HOT'u keşfettiğimiz gibi, CHZ'yi kimse bilmezken de hala sürekli CHZ'yi ben anlatıyorum arkadaşlar. Bunu daha çok daha ileri bu boyutlara temsil etmek istiyorum açıkçası. CHZ çünkü buna elverişli bir şey. Şimdi CHZ'yi sadece bir kripto para olarak düşünmek gerçekten mantıksız. Ola şimdi tamam ben bir CHZ aldım. Grafiğe göre yükseliş var. Tamam böyle değil. CHZ böyle değil arkadaşlar. Tıpkı BNB gibi. Şimdi CHZ'yi bir geniş kapsamda sizlere anlatmak istiyorum. Çünkü CHZ'de ben çok bilgili olduğumu düşünüyorum. Hemen hemen her şeyini biliyorum ben CHZ'nin. Sürekli CHZ ile ilgilendiğim için bu egoistik olarak düşünmeyin. Uzmanlığımı CHZ üzerinden yapıyorum. Çünkü CHZ'yi çok seviyorum ve sürekli bütün gelişmelerini de takip eden bir insanım. Yani kanalın ismini CHZ olarak değiştirseniz yeridir arkadaşlar. Sizler de CHZ'ye yatırım yapıyorsanız kanalı muhakkak takip etmelisiniz. Çünkü ben de ciddi CHZ yatırımcısıyım. Elimde şu anda 100 bin adet uzun vadede bekletiyorum CHZ'den. Şöyle bir 5-10 dolar olsa zaten köşeye döndük, artık milyoneriz diyebilirim arkadaşlar. Umarım o günlerde 2025 yıllarına doğru, hatta 2023 yıllarına doğru CHZ'nin bir kadar çok daha ileri vadede bu kadar atacağını düşünmüyorum. Daha da kısa vadelerde olabileceğini düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle bir 2-3 yıllık periyotta gerçekten CHZ'de şöyle 5-10 dolarlık hedefler hayal değil, onu unutmayınız. Çünkü CHZ'nin arkadaşlar şöyle bir altyapısı var. CHZ bir coin. Tıpkı diğer coinler gibi.
Hem bir arkadaşlar Jiris.net diye bir kendi web site'ı var, tıpkı Binance'ın BNBC gibi. Ve bir de Socius.com diye arkadaşlar bir web site var. Bu Socius'ten de şunu yapıyorsunuz. Şimdi örnek veriyorum, yeni bir NFT almak istiyorsunuz ya da yeni bir token çıktı ön satıştan, bu airdrop'tan, işte ICO'dan bunlar almak istiyorsunuz. Şimdi ICO'dan bunu almak için öncelikle sizin yapmanız gereken tek şey CZ'ye yatırım yapmak. Hocam niye? Çünkü Socius'ten bir şey alabilmek için sadece CZ'le alım yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum, ben Baran diye bir coin çıkarttım. Baran coin'i alabilmeniz için sizlerin ön satışta CZ bakiyeniz olması lazım. CZ ile Baran coin almanız lazım. Dolayısıyla direktmen elinizde CZ bulunmamış mı oluyor? Direktmen CZ bulunmuş oluyor arkadaşlar elinizde. Bu da CZ'nin hacmine direktmen etki ediyor. Yani CZ'yi hem bir coin olarak düşünebilirsiniz, hem borsalar arası geçiş düşünebilirsiniz. Çok fonksiyonelli hacim düşünebilirsiniz. Keza bir de şöyle güzel yanı var. Örnek veriyorum, siz Barcelona taraftarısınız ve Barcelona'nın bir token'ı çıkacak. Bunu çıkartabilecek tek potansiyel CZ arkadaşlar. Bunu başkası çıkartamıyor çünkü taraftarla, takımlarla ilgilendiği için bunu CZ çıkartıyor. Ve çıkarttığı için otomatikmen CZ'ye de hop oradan bir hacim geçişi yapıyor arkadaşlar. Çok da uyanık ve çok çalışkan bir CEO'su var. Gerçekten çok sevdiğim bir CEO. İyi işlere imza atıyor Alexander Dreyfus arkadaşlar. Şöyle CZ'de sizlere anlatmış oldum. Şimdi ya ben CZ yatırımcısıyım ama bu coin ne çıkıyor ne düşüyor ya da çok yükselmiyor, çok şey yapmıyor. Siz sadece grafik kısmına bakıyorsunuz. Bir de proje kısmına, bilmediğiniz şeyleri de şu anda umarım öğrenmiş oldunuz dostlarım. Şimdi bu ikiydi. Birinci coin'imiz Bitchy, ikinci coin'imiz de CZ'di. Gelelim üçüncü coin'imize. Bizde coin çok, daha çok fazla anlatmak istediğim coin var ama bunlar yeni coin'ler arkadaşlar. Daha önce bunların arasında anlattıklarım da var biliyorum ama yine de bunları da dahil etmek istedim. Şimdi listemizin üçüncü sırasında RVN coin var. RVN coin'de bildiğiniz üzere ben sürekli aktarıyorum. Çok eskiden daha Ethereum'un CEO'su bile bunu doğrulamamışken ben bu kanalda sizlere anlatıyordum. Geçmiş videolara dönerek bakabilirsiniz dostlarım. Şimdi neden RVN? Ya RVN nedir? RVN bir coin'dir arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu bir bilmeniz lazım. Coin ile token'ı birbirinden ayıran nokta ne? İşte yanlış bilinen bir bilgi. Coin merkeziyetsiz, token merkeziyetli. Değil. Token'larda da merkeziyetsiz. Bak arkadaşlar, coin ile token'ı birbirinden ayıran nokta şu. Coin'in kendi ağı var. Örnek veriyorum, TRX'in kendi ağı Tron ağı. BNB'nin kendi ağı arkadaşlar, bildiğiniz üzere işte burası B2P. Örnek veriyorum, Ethereum'un kendi ağı ERC. Kendi ağı olan, kendi protokolü olan ağlara biz coin deriz. Başka bir ağ üzerinden çıkmışlara da token deriz. Örnek veriyorum, ben bana token çıkartmak istiyorum. Ethereum ağından çıkartırım. BNB ağından çıkartırım. Binance Smart Chain ağından çıkartabilirim. Ya da Waves ağından çıkartabilirim. Birçok ağlardan çıkartabilirim. Tokenlarda mevcut hali hazırda çıkmış coinlerin ağından oluşur arkadaşlar. Coin ile token ayrımında yapmakta fayda var. Coinler benim için her zaman daha güvenli bir limandır. Bunu da unutmayınız. Şimdi RVN de bir coin. RVN'ye baktığımız zaman RVN'nin alternatifinde arkadaşlar şöyle bir şey göstereceğim sizlere. Hemen şöyle bir açayım. Şu önemli bir bilgimi, gerçekten bu uzun vadede sizlerin işine de yarar mı? Şöyle gene de göstermek istedim. RVN'de şuraya dikkat çekmenizi istiyorum. Dolaşan arzın %44'ü şu anda tamamlanmış. Maksimum arzı belli ve toplam arzı belli. Uzun vadede de yatırım yaparken arkadaşlar bunlara değinmekte fayda vardır. Şimdi gelelim RVN'nin neden ileride potansiyeli yüksek olabileceğine. Ben Ethereum'la kavuşabileceğini düşünüyorum. Hadi lan oradan diyeceksiniz ama bir dinleyin bakayım. Neden? Deli miyim de ben Ethereum'la RVN'yi kıyaslayacağım. Şimdi arkadaşlar, Ethereum neden bu kadar yükseldi? Şöyle bir kısa bir düşünce yapalım. Ya işte altcoin'lerin babası. İyi de neden altcoin'lerin babası oldu? Hadi Bitcoin genel bak onun babası. Sebebi belli. İlk çıkan coin olduğu için. Peki o kadar coin varken, XRP bile altcoin'lerin babası olamamışken, bu kadar çok hacme sahipken zamanında, neden Ethereum oldu? Çünkü Ethereum'un madenciliği vardı ve ben de aktif bir şekilde 2 sene madencilik yaptım Ethereum ağında arkadaşlar. Ethereum madenciliği yaptım. Ethereum madencilikle buralara geldi. İnsanlar işte bilgisayarlarıyla Ethereum madenciliği yapıyordu. Ve Ethereum kazarak borsalara satışa sunup ya da hodl yapıp uzun vadelerinde bekletiyordu. Otomatikmen hacmi kasmış oluyorlardı. Kendi mesela Ethereum'un arzı belli değildir. Lakin güvenli olan liman da madencilerin ürettiğidir. İstediği zaman işte arkadaşlar Ethereum'un CEO'su kendi kendine coin çıkartamaz mesela. Hadi ben istiyorum tek bu tuşla 100 bin adet sun bakayım, Ethereum sun bakayım diyemez arkadaşlar. Madenciler ne kadar üretirse o kadar fazla satış olur şeyde Ethereum'da. Yani borsalar o kadar fazla listelenir. Madenciler çalışmadığı sürece de Ethereum üretilmez arkadaşlar. Bu yüzden Ethereum bu kadar değerlendi. Ethereum madenciliğinde sona geliyoruz. Artık bunu bir hemfikir olalım. Artık versiyon 2 güncellemesiyle birlikte madenciliğinde bitebileceğini düşünüyorum ben. Oradan gelen madencilikler, Ethereum'un CEO'su da bunu açıkladı 3-4 ay önce. Ethereum'un madencilerin tam
tamamı Ravencoin madenciliğine, yani RVN madenciliğine geçiyor. Buradan madencilik yapan arkadaşlara da bir duyuru yapmak istiyorum. Hazır makineler varken, hazır her şeyiniz varken aklınızı başınıza devşirin ve artık hali hazırdaki madencilikleri terk edip RVN madenciliğine geçin. Şöyle elinizdeki RVN'leri de kısa vadede satma umuduna geçmeyin arkadaşlar. Şöyle uzun vade tutun, bir yeni Ethereum'unuz oluşsun ve sizler de köşeye dönün. Çünkü sizler emektarsınız. Bizlerin buralara gelmesini sağlıyorsunuz. Kripto paradan ekmek yiyorsak bizler madenciler sayesinde yiyoruz. Çünkü madenciler üretim yapıyor. Bizler de tüketim yapıyoruz. Her zaman üretim yapan emektardır, işçidir. Bunu da unutmayın arkadaşlar. RVN bu yüzden benim gözümde çok değerli. Madenciliği başlıyorlar ya da başlamış da olabilir. Onu tam mütakip değilim bu konuya ama bakıp sizlere de bilgisini vereceğim arkadaşlar. Ben de RVN coin madenciliği için şöyle bir 5-10 adet bilgisayar ayarlayıp kasmayı düşünüyorum. Tıpkı Bitçi gibi. Oradan da bir uzun vade elimde tutabildiğimce tutmayı düşünüyorum. Madencilikte de kasacağım için. Ufak ufak da yatırım yaptıkça elimde sağlam adet olabileceğini düşünüyorum. Bu sebeplerden ötürü RVN coin benim vazgeçilmezlerim arasındadır. RVN coin'e yatırım yapan arkadaşlarım da artık daha bilgililer. Şimdi gelelim diğer coin'imize. Video biraz uzadı ama uzaması bence iyi bir şey çünkü projeyi daha detaylı anlatıyorum. Çok hızlı konuşursam da bazı arkadaşlar anlamıyor. Daha hızlı konuşmasam sanırım video 1 saat sürer. Çünkü 5 coin'i ayrı ayrı genel bazlı incelemek ayrı bambaşka bir olay arkadaşlar. Şöyle geçip CZ 10 sene sonra 10 dolar olur diyebilirim. Lakin neden olur? Önemli olan nokta soru işaretlerini giderebilmek. Şimdi listemizin 4. sırasına. Şimdi herkes merak ediyor. Ya acaba benim elimde 2 Bitcoin mi? Bence hemen hemen hepinizin elinde olan bir coin. Tron coin arkadaşlar. Yani TRX coin. Tron coin neden peki sepetim içerisinde dahil oluyor? Ve Tron coin gelecekte neler vaat edebilir? Bunları tartışalım. Tron coin'i de ben tıpkı CZ gibi arkadaşlar. Tıpkı Chainlink gibi. Hatta Tron'da hedeflerim biraz daha ileri. Şöyle bir 15-20 dolarlık bir hedefim var 2025 yılına kadar. Çünkü ben arkadaşlar bildiğiniz üzere işte Wavesi, Atom'u, Chainlink'i, XTZ ve XRP'yi çok fazla analiz ediyordum bu kanalın ilk açılış yıllarında. O dönemlerde Chainlink'in hatta Chainlink'le Atom aynı anda beraber çıkıyordu arkadaşlar. Sonra Chainlink bir atak yaptı. Sonra XTZ bir atak yaptı. Sonra Atom bir atak yaptı. Ardından en son TRX bir atak yapmıştı. Tıpkı Chainlink gibi, tıpkı Atom gibi, tıpkı XTZ gibi ve XRP gibi, EOS gibi arkadaşlar, XM gibi TRX de aynı fiyatlardaydı. Onlar aldı başını gitti, başını alıp gidemeyen gerçekten bir TRX kaldı. Ve proje olarak da bence EOS'dan bile sağlamdır arkadaşlar Tron ve kendi ağı da var. Bildiğiniz üzere BTT ile kardeşler bunlar. Çünkü CEO'ları aynı arkadaşlar. TRX'in ben gerçekten güzel yerlere gelebileceğini düşünüyorum. Projesi geniş kapsamda çok çok sağlam ve hemen hemen hepimizin bilmediği bir olay var. Şimdi siz bir borsadan bir borsaya para gönderirken en kolay yol nedir? İşte B2P kullanmazsanız, işte BNB olarak göndermezseniz ben direkt USD olarak gönderirim ve TRC20 ile gönderiyorum. Bu Tron ağıdır. Ben oradan gönderi yaparken otomatikmen benim masraflarım Tron'a gitmiş oluyor ve Tron ağında para birikmiş oluyor. O da arkadaşlar likidasyon havuzuna gidiyor. Bunlar da %3'lük dilim olarak dağıtım yapılıyor ve buraya bir hacim sağlanmış oluyor. Hiç coin almasanız bile, Tron'a hiç yatırım yapmamış olsanız bile bir borsadan bir borsaya para gönderirken TRC20 ağını kullanarak Tron'a yatırım yapmış oluyorsunuz. Mantıken hacmini oraya kaydırmış oluyorsunuz. Belli az bir hacim bile olsa hacim kaybı oraya geçmiş oluyor. Bu da Tron'un ileri vadede şişeceği anlamına gelir ki çok fazla uzun vadede elinde Tron tutanlar var arkadaşlar. Pasif cüzdanlara baktığımızda Tron'un çok fazla manyağı var. Bence manyağı olunabilecek bir coin, ileride zengin edebilecek gerçekten çok sağlam bir coin olduğu için Tron'u da bu sepetin içerisine tabii ki de dahil ettim. Ve listemizin sonunda arkadaşlar benim 2020 yılında en fazla hasat yaptığım, gerçekten çok başarılı bir şekilde trade'ini yaptığım Alpa Coin. Bu kanalda benimle birlikte çok fazla Alpa'dan ekmek yiyen oldu. Çünkü gerçekten çok sağlam ekmek veriyor. Bu arada hala ekmek yiyebilirsiniz hasat yaparak Alpa'dan. Formasyonlara da uygun. Yeri gelmişken onu da söylemek istedim sizlere. Yükselişin bir 0.65'lere 0.70'lere çıkabilecek potansiyeli var. Az önce 0.52'di. Şu an kaç inanın bilmiyorum. Çünkü çok aktif bir coin. Alpa'yı da bu projeye dahil ettim. Çünkü Alpa Finance arkadaşlar. Ben Finance'lardan kısmen seviyorum. Mesela Yufi'de, Year Finance. Onlar da mesela ay sezonunda iyi gidiyor Yufi'de. Ay sezonunun çılgın coin'i diyorum ben Year Finance'a. Alpay'da arkadaşlar uzun vadede elimde tutuyorum ve gerçekten uzun vadede de iyi yerlere gelebileceğini düşündüğüm bir coin. Alpa'da da arkadaşlar şöyle şu anda 0.52 dolar. Bu sezonda 3 dolarlara 4 dolarlara da gördük Alpa'da. Hani Alpa'ya 10 dolardaysa gerçekten bu 5 ayda bile kırılabilecek bir hedef. Hani Alpa'ya gerçekten 100 dolar bile desem mantıksız olur çünkü çok aktif. Boğa sezonunda bile 4 dolara çıkmıştı arkadaşlar. Hani 10 dolar desem ya 10 dolar için 2025 yılına kadar Alpa beklenir mi? Şu an baktığınızda iyi değil. Hocam iyi para dersiniz. 0.50 sen şu anda 10 dolar olması iyi para. Ama Alpa yani gerçekten
Alfa, tam bir alfa coin yani. Ne yapacağı belli olmuyor. Çok atik ve çok fazla hacmi şişen bir coin arkadaşlar. Alfa Finance'ı da muhakkak uzun vade düşünebilirsiniz arkadaşlar. Videom buraya kadardı. Şimdi gelelim şeylere arkadaşlar. Şuradan bir göstereyim sizlere coinlerin yazılımını. Bitge, CHZ, RVN, TRX ve Alp arkadaşlar. Bunlar için şimdi iki borsa kullanmalısınız. Çünkü Binance'da işte OKEX'de vesaire, Huobi'de, Coinbase'de filan Bitge'yi bulamazsınız. Bitge'yi kendi borsasından almalısınız. Açıklama kısmına ve yorum kısmına referans kodumu bırakıyorum. Diğerlerini arkadaşlar Binance üzerinden de alabilirsiniz, Huobi üzerinden de alabilirsiniz. İki borsayla da çalışıyorum. Huobi referans kodumu da, Binance referans kodumu da aşağıya bırakıyorum. Dilediğiniz yerden alabilirsiniz. Tabii ki de almak zorunda değilsiniz. Ben sadece anlatımını yaptım arkadaşlar. Umarım her şeyi eksiksiz anlatmışımdır. Tabii ki de arada unuttuğum şeyler vardır. Bunlar için de kusura bakmayın. Hatırladıkça da ekstra takviyesini yaparım. Umarım iyi bir video olmuştur, hoşunuza gitmiştir. Bu tarz işte uzun vadede böyle geniş projesini incelediğim coinleri devamını isterseniz aşağıya bu coin'i de geniş fazla inceler misiniz yazmanız yeterli olur arkadaşlar. Kanalımıza da abone olmadıysanız bu videonun hatırına bu kadar uğraştık. Kanala abone olmayı da unutmayınız. Bir de Discord grubumuz var bizim, tıpkı Telegram grubu gibi. Discord deyince o oyun kanalı onlar demeyin, Telegram da oyun kanalına giriyor. Discord grubumuza da katılım sağlayabilirsiniz. Dilerseniz orada arkadaşlar VIP odamız mevcut. Hemen VIP'lik nedir bunlardan bahsedeyim sizlere. İşte bir aylık bir cüzi bir miktar ücret ödüyorsunuz arkadaşlar. Bu odada dilediğiniz coinleri saat fark etmeksizin, yani de gece 12'den sonra uyuyorum ama İşte uyanık olduğum sürelerde de gece de aktif bir şekilde çalışıyorum. Hem günlük Bitcoin analizi, gece kapanışları, altcoinlerde yükselme beklediklerim, orta vade, kısa vade, uzun vade sepetlerim, dilediğiniz coinlerin analizlerini yaptırabiliyorsunuz. Discord grubuna, açıklama kısmına, yorum kısmına bırakıyorum onları zaten. Katılım sağladıktan sonra arkadaşlar şöyle, buraya Discord'a giriyorsunuz. Sol tarafta bir bilgilendirme alanı var. VIP bilgilendirme odasına, VIP hakkında bilgi alabilir miyim yazdığınızda Dark kullanıcısı iletişime geçecektir arkadaşlar. Özel mesajlarınızı da kontrol etmeyi unutmayınız. Twitter adresinden de bizleri takip etmeyi unutmayınız. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Umarım 2025 yılında şöyle takım elbiselerini çekip altımıza da bir test alırız. Gerçi test de almayız. Bitcoin'i bitiren Elon Musk oldu. Yani güzel bir araba alır. Artık yurt dışına doğru seyahat ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.